Hamas'a selam, direnişe devam. Ekber! Allah'a ekber! Ekber! Allah'a ekber! Kudüs bizimdir, bizim kalacak! Kudüs bizimdir, bizim kalacak! Kudüs bizimdir, bizim kalacak! Ya, tamamen ortalığı karıştırmak üzere geldi. Ortalığı tamamen karma karışık etti. Seni döveceğim falan dedi. Milleti kızıştırdı. O ummadık yerleri destekledi. Amaç fitne. Amaç orada büyük İsrail'in kurulması. Amaç orada Orta Doğu'nun kaynaklarının mesela şu anda Allah yerin altının, yerin üstünün 1/3'ünü Müslüman ülkelere vermiş. Bunlar da diyor ki biz size yedirmezdik diyorlar. Bunun hesapları peşindeler. Buna göre de şekilleniyorlar. Ama görüntüde ise en kuzu onlar, en insan onlar, en yardımsever gibi görünüyorlar ama bakıyorsun ki gittikleri yer hep kan, fitne, fesat, mutsuzluk, huzursuzluk, anarşiye boğulup gidiyor. Irak'ta yaptıkları belli, Suriye'de yaptığı politikalar belli. Ondan sonra birçok coğrafyada gördüğünüz gibi yani İran'ı vuracağım dedi. Yemen'i karıştırdı, mesela Suriye'yi karıştırdı, Irak'ı karıştırdı. Kendisi de birlikte karıştırdı bunları. Yani bunların yapmış istedikleri bir düzen değil yani. Allah yardımcımız olsun, Allah tüm Müslümanlara akıl fikir versin, birlik bir haberlik versin, uyanma nasip etsin. Ya şimdi Kudüs aynı zamanda 3 din içinde kutsal sayılan bir yer. Aynı zamanda Müslümanların ilk kıblesi. Tabii Peygamber Efendimiz'in miraca çıktığı yer. Dolayısıyla da yüzyıllardır da Müslümanların kontrolünde ve hakimiyetinde olan bir yerdi. Barış içerisinde yaşayan bir yerdi. Fakat ne zaman ki son yüzyılda Osmanlı gittikten sonra anarşinin beşiği oldu. Belanın, musibetin, kavganın, huzursuzluğun, hatta Yahudiler bile bunlardan çok pişmanlık duydu. Eski günlerini arar oldu. Hristiyanlar eski günlerini arar olduklarını çok defa zikretmişler yani orada yaşayan insanlar. Ya şimdi mukaddesatlarından taviz verirsen yarın bir gün sahip çıkabileceğin hiçbir mukaddesin kalmaz. Ne aile kavramın kalır, ne bir millet kavramın kalır, ne dini, örfü, adetin hiçbir şeyin kalmaz. Ondan sonra yiyip içen, gezen insanlar vaziyetinde olursun. Nefsini düşünen, kendinden başkasını düşünmeyen, bencil bir yaratıklara dönüşmeye başlarsın. Çok vahim bir karar. Yazık yani böyle bir talihsiz bir açıklama. Kudüs'ün geçmişten beri gelen tarihsel bir süreci var. Orası Osmanlı topraklarındayken barış huzur içerisindeydi. Fakat Osmanlı'dan sonra maalesef hep bir kan gövdesi oldu. İsrail'in yapmış olduğu bir işgal hareketidir. Biz Müslümanlar olaraktan vahim bir durumda karşılıyoruz maalesef. Yani bu kararın çok büyük bir yanlışı var. Bir an evvel bu karardan vazgeçilmesi lazım. Oraya barışın, sükunetin gelmesi lazım. Mescid-i Aksa Kabe'den önce Müslümanların kıblegahıydı. Bizim için kutsal bir yerdir ve dünya barışını temsil eden bir yerdir. Kudüs'te daha önce dediğim gibi Osmanlı zamanında bir barış durumu vardı. Selahaddin Eyyubi döneminden beri, Hazreti Ömer'in döneminden beri. Fakat maalesef Kudüs son zamanlarda kan gölüne döndü. Yani Kudüs bizler için, Müslümanlar için ve dünyadaki barıştan dolayı, barış olmasından dolayı önemli bir yerdir. Tepkilerin gösterilmesi lazım. Tepkilerin verilmesi lazım. Sadece kuru tepkiler yetmez. Bunu boykot etmemiz lazım. Biz Müslümanlar olaraktan birlik beraberlik lazım. Özellikle Arapların, Arap devletlerin buna tepki göstermesi lazım. Biz Müslümanlar olaraktan aslında kendi kendimize önce çeki düzen vermemiz lazım. Düşman her zaman için, küffar her zaman için görevini yapar, şer odaklıdır. Bizler Müslüman olaraktan bilim, teknikte, her şeyde önde olmamız lazım. Kendimize çeki düzen vermemiz lazım.
Ondan sonra da Allah'a tevekkül etmemiz lazım. Amerika'nın aldığı bu karar hakkında biz Müslümanlar olarak böyle bir karar olamaz. Yani tek taraflı bir anlaşma olamaz. Ve Kudüs Müslümanların kıble, yani Mekke'den önceki, Kabe'den önceki kıblesidir. Yani biz bütün Müslümanlar olarak, bizim için Kabetullah neyse Kudüs'te aynı sıradadır. Yani biz bunu Müslüman olarak kabul etmemizin imkanı yok. Ama insanlar şu anda sadece Türkiye dışında başka bir bu konuda tepki gösteren İslam dünyasında bir ülke yoktur. Zaten en büyük yandaşları da Suudi Arabistan, Bahreyn, yani Birleşik Arap Emirlikleri, bunlar hep böyle yani İsrail'e, Amerika'ya uşaklık eden insanlar yani bunlar. Ama biz şu anda dünyada tek başımıza bu işe mücadele ediyoruz. Yani kimse bunu kabul edemez Müslüman olarak. Tepkimizi nasıl göstermeliyiz derken, biz şimdi bu işe tepki olarak belki barışçıl konuda bir protesto yapabiliriz ama yani bizim burada protesto yapmamızın oradaki bir kararları pek etkileyeceğini ben zannetmiyorum. Ama biz Müslümanlar olarak eğer bir şeye elinle müdahale edemiyorsan, dilinle müdahale edemiyorsan kalben, ama biz Yüce Allah'a havale ediyoruz. İnşallah bizim elimizden gelen halk olarak, bir Müslüman olarak dua etmektir. Kalben buğz etmektir. Devletimiz olarak belki devlet konusunda politika nezdinde girişimler yapabilir ama bizim öyle bir imkanımız yok. Ama biz devletimizi sonuna kadar bu konuda destekliyoruz. Yani gidilecekse gideriz. Ne gerekiyorsa yaparız. Yani bu konuda bir gerçekten İslamiyet'e inanan bir insan için bir insanın canı nedir? Yani Allah yolunda yeri geldiği zaman şehit olabilmektir. Amerika'nın almış olduğu karar bizim ülkemiz açısından kabullenebileceğimiz bir şey değil. Hiçbir zaman da kabul edemeyiz. Bizim kendi kırmızı çizgilerimiz var. Bundan dolayı devletimizin her zaman arkasındayız. Hiçbir zaman da Filistin ve Kudüs bizim için vazgeçilmez olduğu için devletimiz ne diyorsa sürekli arkasındayız. Bir Müslüman olarak elimizden geleni yapabileceğimiz kadar ne geliyorsa o şekilde desteğimizi vermemiz lazım. Gerek maddi gerek manevi. Kudüs bizim ilk kıblemiz. Kıble ve Kudüs bizim vazgeçilmezimiz olduğu için hiçbir zaman burada taviz vermemiz mümkün değil. İnşallah sadece Diyarbakır ve İstanbul'da değil, ülkenin genelinde hep bütün şehirlerde aynısı olur. En azından biraz daha sesimizi daha fazla duyurabiliriz. Amerika'nın aldığı bu kararlara biz karşıyız Müslüman olarak. Kudüs bizim mabetimiz bizim. Yani Müslümanların mabetidir yani. Tabii ki Müslümanlar buna karşı çıkmalı yani. Fakat Müslümanlarda böyle şey yok. Birlik beraberlik pek yok. Olmadığı için de bizi Müslümanları eziyorlar devamlı. Ya biz tabii tepkimizi göstermemiz lazım. Nerede olursa olsun tepkimizi göstermemiz lazım. Müslümanlar olarak yani. Yani her de karar gaviktir yani. Madem o karar. Yani Kudüs'e ya sen Filistin. Kudüs'e ya Kudüs'ne. Lel Müslümin ve onu lel İsrail. Yani iş daha ihtiyaçtan yok. Ağabeyi ne efendim?